Tıbba puanım yetmezse diş hekimi olacağım. Dişe yetmiyorsa tıbba gidebilir. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Alternatifi gibi yani onu olmazsa ona ben, girerim gibi. Bu mukayeseyi hiçbir zaman kabul etmedim. Birinci sınıfta da etmedim. Yani diş hekimliği fakültesi birinci sınıf öğrencisiyken de etmedim. Mesleğe bakışımı çocukların anlaması adına söylüyorum. Lütfen hocam. Bir kere bir, beşinci seneyi iyi bir eğitimle bitirdiğiniz takdirde ertesi günü şurada muayenehanenizi açarsınız, onun ertesi günü de hasta bakarsınız. Diş hekimliği fakültesinden mezunsunuz. Tıp fakültesinden yanlış anlamayın. Tabii ki bir eleştiri ya da bir böyle bir yok ya, siz şey karşılaştı ama tıp fakültesinden mezun olduğunuzda mutlaka bir ihtisas yapmak durumundasınız artık diye düşünüyorum değilim. Katılmıyor evet. musunuz bize? Öyle evet. Yapmayan arkadaşlarımız var. Tabii ki tıp camiasından ve diş hekimliği camiasından çok sevdiğimiz özellikle tıp fakültesi mezunu pratisyen arkadaşlarımız var. Belli kurumlarda çalışıyorlar. Ama şimdi herkes farkında ki tıp fakültesini bitirdiğinizde mutlaka arkasından bir ihtisas gerekecek. Evet, TUS denilen ama, çok zor sınav. Ama diş hekimliği fakültesini bitirdiğinizde direkt mesleğe atılabilirsiniz. Eğitimlerle, sürekli eğitimlerle arkasından efendim ve kendinizi geliştirerek kongrelerle fevkalade başarılı pratisyen diş hekimleri var şu anda Türkiye'de. Hem kendi klinikleri var, hem çok popülerler, hem çok sosyaller. Bu örnekler çok fazla, onun için zaman açısından da bir avantaj şeklinde tabii ki. Çünkü üstüne bir ihtisas yapacaksınız 4 sene, 5 sene. Bizde de uzmanlaşma var ama bu kadar koşul değil.